Güneş ışınlarının deriden D vitamini sentezi gibi sağlığımıza pozitif katkısı yadsınamaz. Ancak aynı zamanda bu ışınlar deri hücrelerinde DNA hasarına neden oluyor. Bu hasarlanmalar hayatımız boyunca deri hücrelerimizde birikiyor ve zamanla hücrelerin yaşam şifresinde kalıcı bozulmalar oluşturuyor. Hücrelerdeki bozulmalar da deri kanseri gelişiminde kilit rol oynuyor. Deri kanserleri tüm dünyada, ülkemizin de içinde yer aldığı iklim kuşağında en yaygın görülen kanser çeşididir. Her 5 kişiden biri yaşam süresi içerisinde deri kanseri tanısı alıyor. Üstelik bu kanserleri önlemenin çok basit ve uygulanabilir bir yolu var. O da güneşten korunmak. Liv Hospital dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Gülsüm Gençoğan, güneş yanığının deri kanseri riskini 3 kat artırdığını belirterek şu önemli uyarılarda bulundu. Güneşli iklim kuşağında yer alan ülkelerde özellikle küresel ısınmanın da etkisiyle deri kanseri riski çok yüksek olmakla birlikte açık tenli ve güneş hassasiyeti bulunan kişiler daha fazla risk taşırlar. Beyaz tenli, açık renk gözlü, kızıl saçlı kişiler esmer tenli kişilere göre daha fazla risk altındadır. Deri tipi ayırt etmeksizin çocukluğunda ağır güneş yanıkları geçirenler, ailesinde deri kanseri öyküsü olanlar, organ nakli geçirmiş hastalar, uzun süre korunmasız güneş altında zaman geçirenler ve geçirmiş olanlar, uzun süreli güneşlenenler ve solaryuma girenler deri kanseri riski altındadırlar. Tüm bu riskli grupların kanserden korunmasında güneşten korunma anahtar rol oynar. Mevcut benlerde hızlı büyüme olması, yeni ben çıkışı, bende kızarıklık, kaşıntı ya da kanama olması halinde vakit kaybetmeden dermatoloji hekimine danışılmalıdır. Yine özellikle yeni çıkıp hızlı büyüyen, kanama gösteren veya göstermeyen yara ya da kabarıklara da deri kanseri açısından tarama yapılması gerekir. Güneşe çıkmadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle güneşin dik olarak geldiği ve ultraviyole şiddetinin fazla olduğu saatlerde mümkünse dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir. Bu saatler aynı zamanda hava sıcaklığının da maksimize olduğu saatler olduğundan özellikle anne adayları, yaşlılar ve çocuklar açısından güneş çarpması, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi, yanıkların ve lekelenmelerin önlenmesi için bu saatlere özen gösterilmesi yararlı olacaktır. Güneşli günlerde kıyafet seçimi nasıl olmalıdır? Güneşten korunmanın ilk basamağı mekaniktir. Yani giysiler ve şapkayla güneşin derimizle temasını minimize etmeliyiz. Kumaşın cinsi bile korunmada etkili oluyor. Örneğin polyester ve yün pamuklu kumaşlara göre UV ışınlarını daha çok emer. Kumaşın UV ışını emen kimyasallarla yıkanması korumayı artırır. Ultraviyole ışınlarının kumaşlardan da geçebileceğini biliyoruz. Çok ince ve açık renkli kumaşlardan da bu geçiş daha yoğun olurken koyu renkli kumaşlardan geçiş daha azdır. Bu nedenle çok ince ve açık renkli ürünler güneşin şiddetinin fazla olduğu dönemlerde tercih edilmemelidir. Kumaşların gözenekli olması UV ışınlarının geçirgenliğini artıran bir özelliktir. Sık dokunmuş olan kumaşların UV ışınları geçirgenliği daha düşüktür ve daha yüksek koruma sağlar. Kumaşın nemli olması da UV ışınlarının geçirgenliğini artırır. Kumaşlar ıslaksa liflerin şişmesine neden olur ve doku yapısı kuru durumuna göre daha gevşek lifli hale gelir. Yazın sık dokunmuş ultraviyole geçirgenliği düşük kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih edilmeli ve nemlenme, terleme, ıslanma hallerinde vakit kaybetmeden değiştirilmelidir. Ultraviyole filtreli kumaşlardan üretilen kıyafet ve şapkalar vücudu, yüzü ve özellikle başı güneş çarpmasından korumada oldukça kullanışlı ürünlerdir. Beyaz tenli, açık göz ve saç rengine sahip olan bireyler ve özellikle çocuklarda bu ürünlerin kullanımı hasarlanma riskini azaltacaktır. Özellikle çocuklar ilk 3 yaşta direkt güneş maruziyetinden korunmalıdır. Bu tür kıyafetler park gibi, plaj gibi açık alan aktiviteleri sırasında güçlü koruyucu özellikleri sayesinde çocukları daha güvende korumaktadır. Güneş koruyucu kullanımı nasıl olmalıdır? Güneşten koruyucu kremlerinizi güneşe çıkmadan 15 ila 20 dakika önce sürmeliyiz. Kremlerin etkileri 3-4 saat kadar sürmektedir. Korunmanın devamı için de 3-4 saatte bir tekrarlamak gerekmektedir. Bazı güneşten koruyucuların üzerinde waterproof yani suya dayanıklı ifadesinin bulunması bizi yanıltmamalı. Suya girip çıktıktan sonra ya da yüzümüzü yıkadıktan sonra güneşten koruyucuların etkisi çok azalır. Dolayısıyla kremimizi tekrarlamamız gerekir. Ancak güneş kremi kullanıyoruz diye kontrolsüz güneşte kalmak da zarar getirecektir. Çünkü koruyucular belirli oranda ve sürelerde etkilidirler. Temel olarak mineral filtreli ve kimyasal filtreli olmak üzere iki tip güneşten koruyucu formu bulunur. Gebelerde ve çocuklarda mineral filtreli güneşten koruyucuları öneriyoruz. Hangi saatlerde güneşe çıkabiliriz? Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık olan aktivitelerden kaçınmalıyız. Güneş ışınlarının dik gelmediği sabah ve akşamüstleri saatleri yaz aylarında dışarı çıkmak için en uygun vakitlerdir. Hiçbir koşulda saat 11 ile 16 arasında güneşte kalınmamalıdır. Tatile gitmeyi planlayanlar hangi tarihleri seçmeli? Bahar aylarından Mayıs, Eylül ve Ekim ayları güneşin şiddetinin nispeten daha makul olduğu aylar olması nedeniyle tercih edilmelidir. Yaz aylarındansa özellikle Haziran ayı, Temmuz ve Ağustos aylarına göre daha rahat tolere edilebilir sıcaklıklara sahip olması nedeniyle tercih edilebilir. Anne adayları güneşlenebilir mi? Ultraviyole maruziyetinin deri kanserine eğilimini artırdığını biliyoruz. Hiçbir hastamızın güneşlenmesini önermiyoruz. Ancak gebelik gibi özel durumlarda anne adaylarımızın daha da dikkatli olmalarını istiyoruz. Gebelik döneminde artan hormon düzeyleri nedeniyle lekelenmeye, özellikle melazlanmaya yatkınlık meydana gelir. Bununla birlikte cilt benlerimiz hormonlara duyarlı olduğundan yüksek hormon düzeyleri benlerde aktivite artışının yanı sıra sayıca artışa da neden olabilir. Bu hormonal indiksiyon nedeniyle gebelik döneminde ben kanserlerinin görülme sıklığı da artış gösterebilmektedir. Tüm bu riskler nedeniyle gebelik döneminde güneşten korunmaya ve güneş koruyucu kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Bebekler güneşlenebilir mi? Bebekler özellikle ilk 3 yıl direkt ultraviyole maruziyetinden korunmalı, ışık şiddetinin güçlü olduğu saatlerde güneşe maruz bırakılmamalıdır. Gündüz saatlerinde dışarı çıkarılırken mutlaka mineral filtreli, SPF 50 ve üzeri güneşten koruyucu kullanılmalıdır. Bebeklerde ultraviyole filtreli kumaştan üretilmiş kıyafet ve şapkalar tercih edilmelidir. Özellikle yeni doğan sarılığı nedeniyle ışık tedavisi görmüş olan bebekler yakından incelenmelidir.